Herkese merhabalar dostlar. Ben Fatih. Yeni bir videoyla hem de tır videosuyla karşınızdayım dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Zabanan demek isterdim. Öyle oldu. Ama olsun. Zabanan. Sizler nasılsınız diyelim. Çünkü genelde videoları erken yayınlıyorum. Pardon. Buraya göre erken. Ulan onu da karıştırdık be. Pazar günleri erken yayınlıyorum. Bu videoyu izlerseniz pazar günü sabahtır. O zaman zabanan. Cumartesi yayınlıyorsam akşamdır. O zaman akşaman. Akşaman. Herkese selamlar dostlar. Dün değil evvelsi gün yola çıktım. Aslında dün değil evvelsi gün yola çıktım derken dün desem daha doğru olur. Çünkü yaklaşık bir 3-4 saatlik bir mesafe vardı yükü alacağım yere. O yüzden belli bir bölüm boş gittim. Orada bekledim. Yapmam gerekenler vardı. Onları yaptım. Sonra yani dün sabah yükü aldım. Massachusetts'ten yükü aldım. Şu anda Arkansas'tayım. Little Rock Arkansas'tayım. Bu arada gözlerim acayip kamaştı. Bu güneş bize beni mahvetti. Gözlüğüm nerede? Neyse buluruz. Gözlüğü bulamadım ya. Vallahi bile gözlerim böyle kamaşa bir hal oldu. Düşürdük mü lan gözlüğü? Anam. Neyse dostlar. Şu anda Volvo'dayım. Kullandığımız o hani eskiden kullandığım videolar yaptığım Volvo vardı ya. Ondayım. Hatta şöyle ufaktan göstereyim. Biraz yoldan arabalar geçiyor. Onların gürültüleri olabilir. O yüzden idare edin. Kızmayın. Oh. Gördüğünüz gibi yardırıyor. Evet, askeri bir çekici. Onlar attır deme. Onun ismi çekici. Ben sana teknik açıklamasını da gönderebilirim. Diyen arkadaş. Evet, al senin gönlün kırılmasın diye bir çekici. Şimdi çekicinin şeyini göstereyim size. Freightliner. Hemen şu üstünde Freightliner yazıyor. Freightliner klasik bir araç. Ama tabii askeri bir araç. Bu araç bildiğiniz. Hatta içine girelim bir ya. İçinden göstereyim size. Bu araç bildiğiniz askeri araç. Yani içerisinde sadece koltuk, direksiyon ve böyle bir boşluk olan bir araç. Ulan en son birisi burada içecek içmiş. Şöyle gördüğünüz üzere bir direksiyonu, geri kalan sadece analog olan şeyleri, vites sistemi burada. Nel, boş, drive ileri, reverse geri, mod dediği tırın modları, yani her mod falan filan. Kliması varmış. Genelde böyle asker araçlarda çok klima mülimi olmaz. Ama bunda var. Şurada herhalde böyle bilgisayar bağlıyorlar. Herhalde onun zırzavatı. Siz mersize bir şey yere düşmüş. Bu ne lan böyle? Şöyle cins bir şey. Ne olduğu öyle değil. Neyse araç bu arkadaşlar. Hatta şöyle görüntüsünü de size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle de bir görüntüsü var. Bu aracı aldık. Bu aracı aldım. Şu anda bu aracı Waco, Texas, yani Dallas'ın hemen az aşağısında bir yer. Yaklaşık bir 1,5 saat falan herhalde. 1,5, 2 saat mesafede bir yer. Oraya götürüyorum. Gevşemiyor. Az önce bir kontrol ettik ama yine de bakalım. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Bir de benim bildiğiniz Küheylan. Bunda da yola çıktık ama ufak tefek sıkıntıları var arabanın. O kadar para harcadım bu arabaya ama yine bana sıkıntı yaratmaya devam ediyor kerata. Şimdi de sıkıntısı şu. Aracın şu anki sıkıntısı da yolda giderken, şimdi basınca şöyle vermiyor ses de, bunu gidince daha çok anlayabiliyorsun. Giderken turbodan sanki hava kaçırıyormuş gibi bir durum var. Göstergelerde her şey normal. Arabanın gücünde de her şey normal. Normalde gücünün düşmesi lazım. Ama bayağı bir hava sesi veriyor. Ve motor lambası da yanmış. Büyük ihtimalle, emin değilim. Yani baktım çünkü dururken turbonun hava şeyini göremiyorsun. Belli bir güce gelip boost yapması lazım. Arabanın yani güce ihtiyacı olduğunda turbonun devreye girmesi lazım. O anda da işte bunu dururken yapamıyorum. O yüzden tam nereden kaçırıyor bulamadım. Bir boruda, hava borularından birinde bir hafif bir açıklık gördüm. Daha önceden bir yağ atmış. Bu turbonun içerisinde bir yağ vardır. Hani eğer öyle bir patlama olursa boruda yağ atar. Orada bir kaçak gördüm ama yeni mi eski mi, biraz çünkü kuru gibi. Daha yeni, bir tam da yaş değildi. O yüzden tam onu çözemedim. Emin değilim. Ama öyle bir sıkıntısı var. Onun dışında tekerlerini falan daha yeni değiştirdik. Sözde işte bizim şoför arkadaş arabayı alignment'a, yani balans falan filan bunları da yaptırdı ama direksiyonda sağlam bir titreme var.
Tabii ne yazık ki ben aracı yola aldıktan sonra hani acil yola gitmek zorundaydım, yükü almak zorundaydım. Bu şekilde yola çıktım. Ama döner dönmez onu yaptırmak zorundayım. Çünkü tekerlerimiz yeni. Daha yeni tekerleri çöp yapmak istemiyorum. Öyle bir derdim, sıkıntım var. Olmadı belki yolda da bir alignment yapabilirim ama belli de olmaz. Belki alignment yaptırmıştık. Bir ay olmadı yani. Tahminim bir ay falan belki maksimum. Şeyde aracın kingpin'inde yani o akslarında diyelim problem olabilir. Yani orada bir sıkıntı olabilir ya da bu alignment'ı yaptılar, iyi sıkmadılar, tekrardan böyle bir şey nüksetti. Onu tam bilmiyorum ama araçta bayağı bir titreme var. Bunu da yapmam lazım. Onun dışında ilk gece çıktığımda Dorsey'in farları yanmıyordu. Onu da bir sigortaydı. Hemen onu da hallettik. Toplamda aslında 2000 mil yolum vardı. Ama şu anda 578 milim kaldı. O da kaç saate tekamül ediyor? 9,5 saat. 9,5 saat. Pardon özür dilerim. 8 saat 49 dakika. İşte 9 saat diyelim. 9 saatlik bir yolum var. Ama arada bir durup ufaktan bir şeyler atıştırmak zorundayım. Az önce bir durdum, yakıt makıt aldım arabaya. Arabayı doyurduk. Ben de aç değilim ama bu 8 saatin sonunda acıkacağım kesin. O yüzden araçta da bir şey yok. Yola çıkarken yemek de getirmedik. Neyse yola çıkalım. Yolda muhabbetimize devam edelim dostlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet dostlar, çıktık yola gidiyoruz. Şu anda dediğim gibi Arkansas'tayım. Little Rock'a yaklaşık bir 75 mi? Sallıyorum ama. 75 neymiş? 84. 84 mil. Yolum kalmış. Öyle mi lan? Sallıyorum ama aynen. Doğru. 84 mil yolum kalmış Little Rock'a. Ama toplamda 538 mil 8 saat 14 dakikalık bir yolum. Waco diyeceğim. Hani biraz daha haritada bulunabilir. Waco, Texas. Dallas'ın hemen aşağısında bir yer. Oraya yakın bir yer. Oraya da bir yarım saat uzaklıkta bir yer ama yine bilindiği için orayı söylüyorum. Massachusetts'ten yükü aldık. Toplamda 2000 mil ne oldu? 3200 kilometre civarında bir yol. Yükü çok rahat aldım. Gittiğim yerde tabi orası kuzey bölgesi olduğu için biraz serindi. Bayağı bir de yükler ki bağlarken üşüdüm açıkçası. Sabah da şey yaptım. Gecenin bir vaktinde gittim askeriyeye. İlk kez öyle bir askeriyeye gittim. Normalde giriş miriş yasak ama dönüşüm yoktu. Dönebileceğim bir yer yoktu. Girdim içeriye. Dedim herhalde gece bu şey askeriyelerde askeriye içi polisler oluyor. Onlar gelir melir dedim ama kimse gelmedi. Gece boyunca da böyle orada takıldım. İşte bu Dorsey'nin lambaları yanmıyordu. Onları tamir mamir ettim. Askeri alan bir tek ben varım, kimse yok. Kimse de demedi ki niye burada yatıyorsun. Ama tabii ki askeriyeler olduğu için biliyorsunuz ben askeriyelerin içerisinde video çekmemeye çalışıyorum. Ya da çekeceksem çok böyle stratejik bir şey olmasın, bir araba olsun, bir şey olsun. Askeriyelerin içerisi görünmesin. Aslında çok böyle devlet sırrı olduğunu falan filan benim şahsiyetime sorarsanız düşünmüyorum. Çekeceğim şeyler için söylüyorum bunu. Mesela tank fabrikasına gittim, tabii ki çekilmeyebilecek bir yerdi. Ya da NASA'ya gittim, çekilemeyecek bir yerlerdi. Yani buralar tamam çok özel yerler ama bazı yerlere bakıyorsun hani hiç çekilmeyecek gibi bir yer değil. Hatta yine en son bu arabayla yine bir askeri yükü taşımıştım, Washington'a götürmüştüm yükü. Çok da güzel böyle mükemmel bir alan. Tam böyle sahil kenarında inanılmaz güzel bir drone uçur, her şey çok da güzel bir kasaba. Ama askeri bölge. Şimdi bakıyorsun ortada bir şey var mı? Vallahi bu Last of Us diye bir PlayStation'da bir oyun var. Çok da güzel bir oyun. Oynamayanlara tavsiye ederim. Böyle yıkık dökük şeyleri düşünün. Şimdi, aman böyle şimdi zombi çıkacak modunda yerler düşünün. Terk edilmiş bir askeri ama bir yeni bir bina dikmişler. O binaya da giremiyorsun zaten. Etrafında tel örgüler falan filan var. Ama yine askeri bölge içerisindeki bir askeri bölge. Askeri bölge içerisinde ben de arabayı park etmişim. Şimdi orada çekim yapamıyorum. Yani görüyorsun hiçbir şey yok. Ağaç var. İki tane terk edilmiş işte baraka var. Askeri barakalar var. Terk edilmiş yani bildiğin camı dökülmüş. Kapılar her taraf örümcek. Aa dedim ya zombi çıkacakmış gibi bir pozisyonu var oraların. Ama yine de askeri bölge olduğu için biraz panik yapıyorum. Ve oralarda da kamerayı elime almamaya çalışıyorum ki ya kalkıp da bana şunu demesinler birader ne yapıyorsun sen? Burası askeri bölge. Bir de askeri bölgelerden ban yersem yani orada beni kara listeye alırsalar bu benim için yol, su, elektrik olarak bana geriye döner. Sonuçta özellikle RGN yani heavy load, büyük ağır yükler taşıdığımız yerlerde askeri malzemeleri
çok fazla taşıyoruz. Şimdi ekmek teknemiz, kalkıp da ekmek teknemize rest çekemiyoruz. Ya da onlarla oyun oynayamıyoruz. O yüzden bunlara dikkat ediyorum. Dün bu yükü aldığımda da gayet basit bir yük. Altı üstü bir tane çekici. Bu arada hani bana da gösterdiler nasıl kullanılacağını ki biliyorum. Araç bu arada Freightliner, onu gösterdim. Freightliner, yani o Mercedes'in buradaki bir değişik bir markası diyelim. Mesela normal yollardaki gördüğünüz o Freightliner'ın içerisinde kullanılan malzemelerin birçoğu Mercedes'in ürünü. O ön dashboard vesaire, hepsi bunları Mercedes'in ürünü. Direksiyonundan tutun, bazı yerlerde motoruna kadar neredeyse. Şimdi bu araçta aşağı yukarı öyle bir şey. Tabii içerisindeki motorunu bilmiyorum. O kadar teknik şeyine sahip değilim ama yine de askeri aracı olduğu için, askeri bölge olduğu için herhangi bir şekilde çekim mekim yapmadım. Orada aslında bana da gösterdiler. Yani zaten askeriyeden alıyorum, askeriye indireceğim yükü. O yüzden hani benim çok da yüke dokunma gibi bir şeyim yok. Fakat bazen yükün ağırlığına göre ister istemez o yükü ileri geriye yapmak zorunda oluyoruz. Çünkü arabanın ağırlığını ayarlamam gerekiyor. O ağırlığı ayarlayabilmek için de tırın, çekiciyi daha doğrusu, ya da yükü, neyse artık o yükümüz, ileriye geriye ayarlamamız gerekiyor. O yüzden gösterdiler bana da. Hani anahtar nerede, nasıl çalışıyor, nasıl çalışıyordan kastım, tır sonuçta bizim bilmediğimiz bir şey değil ama bunlarda kontak kilidi oluyor veya akü kilidi oluyor vesaire, onları falan gösterdiler. Çünkü sonuçta farklı bir araç, bizim de bilmediğimiz bir araç. Ama öyle ağır bir yük olmadığı için rahatlıkla bir koyduk, hiç yerini değiştirmedim, yola devam. Çıktım yola, gidiyorum. Gideceğim yerde de yine onlar boşaltacak büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle de genelde askeri yükleri biz çok dokunmuyoruz. Yani dokunmuyoruz derken gerekirse kullanıyoruz. Ama çoğu zaman biz dokunmuyoruz. Onlar bindiriyor, onlar indiriyor. Bu da bizim için bir rahatlık oluyor. En fazla ben bir dorsayı indiriyorum. Onlar dorsayın üzerine çıkartıyorlar, bağla zincirlerini, hop yola. Ama bazı yükler oluyor. Mesela bu portlardan, yani limanlardan aldığımız yükler, mesela daha önce benim videolarımda biliyorsunuz, birçok tarla malzemesi veya dozer, buldozer, excavator mıdır neydi onu, bir türlü ismini söyleyemiyorum. O tarz makineleri ister istemez kullanıyoruz. Bu işin de aslında bir nebze hem zor, çünkü bilmediğin aletler, tamamıyla yabancısın, hiç kullanmadın. Ama hem de keyifli tarafı, o hiç kullanmadığın makineye el atıp onu kullanmak bir yandan da sana keyif veriyor. Ayrıyeten öğreniyorsun. Hele de öğrenmeye açık bir adamsan bu sana oldukça keyif veriyor. Ben açıkçası hoşlanıyorum o tarz şeylerden. Ama tabii şu anki yükümüzü, dediğim gibi askeri yükü olduğu için onlar indirip bindiriyorlar. Bununla alakalı bazı arkadaşlar soruyor. Diyor, abi şimdi bunu sen indiriyorsun, bindiriyorsun. Hani bunda bir şey olsa, bozulsa sorumlusu kim? Şimdi eğer kendi bozulursa onda benim yapabilecek bir şeyim yok. Araba bozulmuş ya da aküsü bitmiş. Bu mesela başımıza geliyor. Yükü taşıyorsun, gittiğin yerde gidene kadar aküsü bitmiş. Onlar o sorumluluğu alıyorlar ellerine. Veya mesela bir sefer sıfır bir büyük bir dozer aldım. Kocaman bir şey. Hatta bu Mehmet'in arabasıyla almıştım. Gittiğim yerde arkadaş sıfır araç. Çalıştırıyorum, çalışmıyor. Yakıtı bitmiş. Adamlar koklatmışlar. Dozeri bindirirken böyle zar zor bindirdim. Ama farkında da değilim o zaman da aracın yakıtının olmadığından. Çalıştırıyorum, aracı çalışıyor, az ileri alıyorum, takla stop ediyorum. Meğersem yakıtı bitiyormuş. En son yükü bırakırken hiç çalışmadı. Neyse, Allah'tan orası gittiğim yer galerisiydi, satış yeriydi. Adamlar hemen mazotunu koydular, çat çalıştırdık, indirdik. O tarz yerlerde eğer o tarz makinelere indirirken, bindirirken, ki zaten bize önceden söylüyorlar, sorumluluk bize ait. Sorumluluk bize ait. Vurursan bir yere, kırarsan, hani bunları adamlar üstlenmiyor. Senin sigortan dahiline giriyor ve sorumluluk senin oluyor. Yani anlatmaya çalıştığım, o tarz yerlerde sorumluluk bize ait olduğu için arkadaşlar, bu tarz yerlerde işin keyifli tarafı o tarz aletleri, hiç bilmediği makineleri kullanmakken bir yandan da bununla alakalı sıkıntı da yaşayabiliyorsun. Bu işin de öyle bir sorunu var. Geçenlerde başımıza bir olay geldi. 5000 dolarlık bir malzeme aldık. Yükün taşıma fiyatı 5000 dolar. Aldık götürdük malzemeyi, bizim şoför arkadaş, bu aracı kullanan arkadaş. Yükü bağlarken, bir tarla malzemesi, yükü bağlarken artık nasıl bağladıysa bir tane boruya zarar vermiş. Tabii o boru anlattıklarına göre artık yalan gerçek. Arkadaşlar bize bir estime çıkarttılar, yani ortalama bir fiyat çıkarttılar, 6800 dolar para. Kuzu kuzu bu parayı kendi cebimize ödedik. Düşünün ki bir yükü alıyorsun, A noktasından B noktasına götürüyorsun, bir de yükü almışsın 5000 dolara, adamlara 6800 dolar para ödüyorsun.
ve götürdüğün yük, o arada harcadığın mazot, bunların her birisi de çöpe gidiyor. Ya bu iş bu anlamda da sıkıntılı bir iş. Şimdi evet, normalde baktığın zaman para kazanmaya geldiği zaman Allah'a şükür para kazanıyorsun. Ama en ufak bir şey başına geldiği zaman da cebinden giden paranın da haddi hesabı yok. O mesela şimdi baktığınız zaman 6.500-6.800 dolar para ödedik gibi görünüyor adamlara. Ama 5.000 dolar almamız gerekiyor. O 5.000 doları şimdi tabii şu anda alacağız. Çünkü mecbur o parayı ödedik diye 5.000 dolarımızı alacağız. Ama arada yapmış olduğunuz masraflar, bunların tamamı sizden uçup gitmiş oluyor. Ve baktığınız zaman bu işte zarar yapıyorsunuz. Bir de mesela bu para üzerinden şoföre para ödüyorsunuz. İster istemez bakmışsınız paranız uçmuş gitmiş. Tabii her zaman olan bir şey değil. Şimdi bunu hani sanki böyle her zaman olanmış gibi bir durummuş gibi söylemiyorum ama bu işteki en büyük sıkıntılardan biri o. Çünkü yükünüz açık. Açık olduğu için birçok yerde sizi bağlıyor. Yani yükü sizi bağladığınız için sizi bağlıyor. Bu anlamda da belli riskler ister istemez barındırıyor. Ama Allah göstermesin. Mesela yolda giderken bir zinciriniz koptu, fark etmediniz, yükünüz uçtu gitti. Uzun zaman önceydi. Sizler de mutlaka izlemişsinizdir. Bir tane tırın üstünde, yanlış hatırlamıyorsam 3 tane ambulans var. Adam herhalde ya bağlayamadı ya zinciri koptu, ayrıntısını bilmiyoruz tabii ki. Yolda giderken en arkadaki ambulans tırdan aşağıya düşüyor. Ambulans tek başına gidiyor. Şimdi adamın düştüğü durumu düşünebiliyor musunuz? O tarz bir araç. Bugün o aracı almaya kalksan en az 60-70 bin dolar. Yanı sıra bir ambulans bu ki aşırı donanımlı oluyor o tarz araçlar. Herhalde vardır 100-150 bin dolar o aracın fiyatı. Gitti. Yani şoförün sigortası. Ha bir de o işin maddi boyutu. Yani bir de arada birine vurup birini öldürse, birine büyük bir zarar verse manevi boyutu daha da yakıcı. O yüzden böyle şeylerde dikkatli olmak her zaman iyidir. Yani bu iş, işin güzel tarafına baktığımız zaman iyidir, güzeldir. Ama eksi tarafına baktığımız zaman da inanın bana birçok insanı boğar. Dostlar, az önce yükü bıraktım. Tabii sizlere gösteremedim, askeri bölgeydi. Yükü aldığım yerde böyle hani kimse yoktu, gece gitmiştim. Ama yükü bıraktığım yer bildiğiniz askeri eğitim alanı. Oraya girdim, aslında dedim hani indirirken kamerayı koyayım. Ama sonra baktık ki sıkıntılı, hiç gerek yok. Bu arada ben de indirmedim. Sadece dorsayı indirdim, zincirleri, hatta zincirlerin de bir tanesini açtım. 5 zincir vardı aracın üzerinde. 4'ünü onlar çıkarttılar. 1'ini ben çıkarttım. Yani benden önce patır kütür arabayı hemen, yani girdim, yarım saat sürmedi. Boşalttım, çıktım. Benim için iyi oldu. Şimdi de bir 3 saat bir mesafede başka bir yük alacağım. Ona doğru gidiyorum. Yardırıyorum yani. Kapanacak, gideceğim yer kapanacak. Ama işte hesabıma göre ben 2 saat önce orada olacağım. Yükü alabilirim. Zaten demişler ya bugün ya yarın. Bugün yetişebilirse bugün, yarın yetişemezse yarına diye. Ama yetişeceğim galiba. Sonra da o yükü alıp Sacramento'ya gideceğiz. Gördüğüm kadarıyla o da bir 2000 mil civarında ama bu seferki yük oversize. Yani büyük büyük. Bu getirdiğim yük gibi böyle yardıra yardıra gidemeyeceğim. Çünkü kanunu kuralı var. Yolu var, nizamı var. Onları belirleyecekler. Ona göre de yola devam edeceğiz. Ama onun da videosunu yapacağım dostlar. Onun da videosu olacak. Neyse, bu sadece bir kapanış şeyi olsun. Aslında kameraları da açtım. Şu anda duruyorum. Önümüzde bir yol yapımı var. Çift şeritli yol ama teke düşürmüşler. Önce bir tarafı götürüyorlar. Sonra öbür taraf getiriliyor. Ha, bu arada evet, şimdi diğer taraf geldi. Bir eskort bir araba geliyor. Eskort araba dönüyor. Sonra biz onun arkasına takılıyoruz. Bu tek şeritli yolu geçiyoruz. Ardından da bu yoldan çıkacağım.
dediğim gibi bir yaklaşık 2,5-3 saatlik bir yolum var. Yeni yük almaya devam ve o videonun o yükün de videosu olacak dostlar. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Türk Trucker'la kalın diyorum. Hayalleri kovalamaya sonuna kadar devam. Bay bay.